Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın başkenti Berlin'deydi ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Canlı olarak da ekranlarımızda sizlerle buluştu. A Haber yayınına ajansla devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya yeni bir operasyon başlatıldı. Eren 15 Ağrı Dağı Çemçe Madur operasyonu. Erzurum'dayız. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Mehmet Geç geldi. Can Okanar açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Eren operasyonlarına sizin de belirttiğiniz gibi bir yenisi daha eklendi. Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan illerinde Eren 15 Ağrı Dağı Çemçe Madur operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan toplamda 2065 personelin görev aldığını belirtti. Eren operasyonları 11 Ocak'ta Tendürek'te başlamış ve bugüne dek onlarca terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyon kapsamında Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı SEK ve idaresinde jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan toplamda 135 operasyonel tim görev alıyor. Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Eren 15 operasyonu bugün itibariyle başladı. Şunu bir kez daha ifade edelim. Operasyonda 2065 personel, 135 operasyonel tim görev alıyor ve operasyonlar havadan ve karadan kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları kapsamında da bugüne dek onlarca teröristin de etkisiz hale getirildiğini bir kez daha belirtip sözü tekrar merkeze bırakalım. İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü. Sesler gelmesi üzerine binanın akşam boşaltıldığı öğrenildi. Başka ayrıntılar da var. A Haber muhabiri Mehmet Karataş karşımızda. Evet Can Okanar, gerçekten büyük bir facianın eşinden dönüldü diyebiliriz ki özellikle de gece saatlerinde binanın duvarlarından ve taşıyıcı kolonlarından sesin duyulmasıyla birlikte hemen bina sakinlerinin yetkililere haber verip ardından da 5 katlı binanın boşaltılmasıyla birlikte dediğimiz gibi büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Şu anda görüyorsunuz Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nde 5 katlı binanın enkazını görüyorsunuz ki o noktada çalışmalar şu dakikalarda biraz daha durduğunu görüyoruz ama şunu söyleyebiliriz ki sabah saatleri itibariyle yani enkazın meydana gelmesiyle birlikte 5 katlı binanın çökmesinin hemen ardından önce itfaiye ekipleri, sonra sağlık ekipleri ve yine bu noktada AFAD'ın arama ekiplerinin görev başına geldiklerini sizlerle paylaşalım. Saatlerce bu noktada aramalar yapıldı ve özellikle de binanın gece saatlerinde boşaltıldığı bilgisi mevcut olsa da yine o saatlerde, o dakikalarda o noktadan geçen biri olabilir ihtimali üzerine orada sismik dinleme cihazlarıyla önce dinlemeler yapıldı. Ardındansa anonslar yapıldı ve kimsenin olmadığının belirlenmesiyle birlikte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Tabii ki bir taraftan da hemen karşı noktada bir de park halinde bir otomobil vardı ve otomobil de dakikalar önce o noktadan çekildi. Evet, aslında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü diyoruz. Mucize dolu bir olay aslında, çünkü önce çatırdama seslerinin duyulmasının ardından binanın boşaltılması ama daha da önemlisi bu noktada aslında normal şartlarda bugün Sent Pazarı kuruluyordu. Tam da binanın yıkıldığı o noktada, ancak tam kapanmayla birlikte yani sokağa çıkma kısıtlamasının olması sebebiyle pazar kurulmadı ve bu da yine büyük bir facianın, bir felaketin önüne geçmiş oldu. Şu anda görüyorsunuz Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı'nın enkazını görebiliyorsunuz. Saatler içerisinde, dakikalar içerisinde bir yerle bir oldu ki özellikle şunu belirtelim, binanın ön cepheye doğru düştüğünü görebiliyoruz ve bu da özellikle bu noktada yapılan çalışmalarda önce ön kolonların yani ön cephe giriş kolonlarının çatlamaya başladığı ve oradan binanın çökmesiyle birlikte binanın ön cepheye doğru düştüğü görülüyor. Geçtiğimiz dakikalarda yine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da buraya geldi ve kısıtlama olmamış olsaydı burada pazar olurdu ve bu da büyük bir felakete sebep olabilirdi açıklaması yaptı ve şu an itibariyle bu noktada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ki dediğimiz gibi arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı ve ardından da sokağın her iki tarafına da burada o enkazı kaldırmak üzere kepçelerin geldiğini görebiliyoruz ve burada
Dakikalar sonra yine beton blokların da kaldırılması için çalışmalar devam etmiş olacak. Tabii ki ilk olarak binanın çöktüğü anlarda çevredeki bina sakinleri de büyük panik yaşadılar. Çünkü bir anda deprem oldu zannettik diyenler var. O binanın 5 katlı binanın birden çökmesiyle birlikte büyük bir sarsıntının da olduğu belirlendi. İşte bu noktada hemen şunu kameram arkadaşım gösterirse çöken binanın hemen yan tarafında bulunan ilk iki binanın da boşaltıldığını sizlerle paylaşmış olalım tedbir amaçlı olarak. Onlar da boşaltıldı. Dediğimiz gibi aslında her şey dün gece saatlerinde binanın duvarlarında ve kolonlarında çatırdı seslerinin gelmesi ve ardından da camların çatlamasıyla birlikte vatandaşlar tedbirli olarak hemen dışarıya çıktılar ve saatler sonra sabah saatlerinde de işte bina bu hale geldi diyelim. Söz Ekler'se bırakalım. Emeklilerin 1100 liralık bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Emekliler ikramiyeleri ikametgahlarına en yakın bankaya giderek de çekebilecek. Ankara'dayız, ayrıntılara haber muhabiri Rüya Akkuş'ta. Can Okanar özellikle kısıtlama sürecinde nasıl olunacak diye merak ediyordu. Çünkü emekliler bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasından maalesef muaf değillerdi. Banka işi de nihayet midetlik kazanmış oldu. En yakın noktaya giderek bu söz konusu ikramiyeleri çekebilecekler. Peki biraz ikramiyeye değinecek olursak eğer. Biliyorsunuz Türkiye'de 12.7 milyon emekli var ve dolayısıyla onlara bir süredir Ramazan'da ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki seferde ikramiye yatırılıyor hükümet tarafından. Bu kapsamda bu bir yasal düzenleme yapılması gerekti. Özellikle enflasyon söz konusu olduğunda her yıl 1000 lira olarak yapılan bu ödeme 1100 liraya çıkartıldı ve o da yine aynı şekilde 12.3 milyar olarak emeklilerin maaşlarına değilse bile ikramiye olarak yansıtılması kararı alındı. Bugün itibariyle SSK emeklileri bankaya giderek, ama yine altını çizelim, kendilerine en yakın bankaya giderek ikramiyelerini çekebilecekler. Ama bununla beraber emekli sandığı ya da Bağkur emeklisi ise söz konusu kişi, onlar da yarın gidecekler. 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde bu ödemeler tamamlanmış olacak. Dolayısıyla farklı bir günü bırakmamaları da onlar için daha faydalı olacak diyebiliriz elbette. Parasını çekmeyenlerin parası bankada kalmaya muhakkak ki devam edecek. Dolayısıyla bu haklarını kaybetmeyecekler ama dediğimiz gibi bugün SSK emeklileri, yarın da Bağkur ve emekli sandığı emeklileri bankaya giderek ikramiyeleri bayram öncesinde çekerek ihtiyaçları için kullanabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın tam kapanma sosyal yardım ödemelerini konutlarda teslim etmeye başladığını duyurdu. Aile Bakanı Derya Yanık, E-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT kart kullanan toplamda yaklaşık 1 milyon 200 bin ihtiyaç sahibi haneye 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Ramazan bayramına kadar Vefa Sosyal Destek Grupları 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye de destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece tam kapanma sosyal yardım programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek verilmiş olacak. Milyonlarca öğrencinin beklediği haber de geldi. Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibariyle başladı. Haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibariyle başladığını ve 10 Mayıs'a kadar ödemelerin süreceğini duyurdu. Bu çerçevede kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar da 9 Mayıs, 8 olanlarsa 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek. Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları heyetleri arasındaki siyasi istişareler Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor. Son duruma bakacağız. Haber ekibinden Murat Sekban Ankara'dan karşımızda. Can Okanar, Doğu Akdeniz'de iki önemli ülkeden bahsediyoruz. Mısır ve Türkiye 2013 yılından beri diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı. Sadece istihbari alanda bilgi paylaşımları oluyordu. Ancak 8 yılın ardından
Bugün ilk kez Türkiye'ye dün itibariyle Kahire'ye gitti ve siyasi istişareler iki gündür devam ediyor. Dün ve görüşmelerin bugün devam edeceğini belirtelim. Ardından Türkiye'ye, anavatana geri dönüyor olacaklar. Bu noktada önemli bir başlık açmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi Doğu Akdeniz'de önemli, Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular iki ülke bakanlıkları tarafından ele alınıyor olacak ve diplomatik anlamda iletişimin de ilk adımda bakan yardımcıları seviyesinde kurulması, daha sonrasında da bakan düzeyinde görüşmelerin yapılabileceğinin de sinyali verilmişti. Bizzat bu sinyal Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verilmişti. Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Mısır Dışişleri Bakanı bir Türk heyeti davet etmişti Kahire'ye. İlerleyen günlerde dediğimiz gibi belki bir Mısır heyetinin yine Türkiye'ye gelmesi, ardından da Dışişleri Bakanlarının bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu anlamda da oldukça önemli bir görüşmeydi. Bugün itibariyle sona erecek ve o görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapılırsa detaylarını bizler de izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla Karataş ilçesinde bulunan Özcan Yaz'ın işlettiği plaj iddiaya göre herhangi bir gerekçe olmadan yıkıldı. Özcan Yaz yıkımla ilgili olarak Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la konuşmak istedi. Ancak Karalar'ın korumalarının yaşlı adam ve hamile gelinine saldırdığı öne sürüldü. Direkt vurun dedi. İşte zaten kalabalıklar tek başına. Sonra arabaya bindi. Bu sefer arabaya saldırdılar. Ben de arabanın içindeyim. Hamile kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla Karataş ilçesinde bulunan Özcan Yaz'ın işlettiği plaj yıkıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yıkım kararı olmaksızın Özcan Yaz'a ait plajdaki tesisleri yıktı. İşte o yıkımdan geriye ise moloz parçaları kaldı. Gerekçesi de yok. Yıkım kararı da yok. Sırf seçimlerden dolayı kendisine destek vermediğimizden dolayı Cumhur İttifakı'na destek verdiğimiz için Özcan Yaz'ın plajını yok etti. Yandaşlarına vermiş olduğu sözleri yerine getirmek için kanunsuz olarak gelip plajımı yerle bir etti. Özcan Yaz da ilçe merkezinde karşılaştığı Zeydan Karalar'a yıkımla ilgili soru sormak istedi. Bahçe plajını yıktığınız yerin neden geri yapmadınız? Korumalarını dedi uzaklaştırın, vurun. Ben o arada düşündüm, gelinim arabada, gelinim arabada korkacak. Ben arabaya bindim. Dilayda Yaz kayınpederiyle birlikte Karataş ilçesinde alışverişe gitti. O sırada ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Karataş ilçesinde çarşıda dolaşıyordu. Bunun üzerine kayınpederi başkanla konuşmak istedi. Ancak başkanın tepki göstermesi üzerine İlayda Yaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın korumalarının saldırısına maruz kaldı. Onun komutuyla beraber korumaları vuruyor. Yani panik olduk zaten orada. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın korumalarının saldırısına maruz kalan hamile kadın çığlıklar atarak çevreden yardım istemeye çalıştı. Ancak bunu duyan korumalar şiddetin boyutunu daha da artırmaya çalıştı. Sonradan bir kişi beni fark etti ama durmadılar. Yani durmadı, sopalarla vurmaya başladılar bu sefer. İşte sonra oradan geldik, eve geçtik. Bu sefer benim suyum geldi, hamileyim zaten. Doktora gittim, kliniğe burada. Ultrasonda bakıldı, bebek hareketsizdi. Kalbi atıyor ama hareketi yavaşlamış o panikle. 6 aylık hamile olan genç kadın uğramış olduğu saldırı sonrasında düşük yapma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve o düşük yapma ihtimali hala devam ediyor. Eğer yani bebeğime ya da bana bir şey olursa hakkımı helal etmiyorum hiçbir şekilde. Özcan Yaz ve gelini Zeydan Karalar'dan şikayetçi olacak. Madem bir diktatör. CHP'de 650 milyon lira tartışması gündemde. Tartışma CHP avukatının istifasıyla başladı. Sonrasında yaşananlarla A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın ayrıntılı bilgileriyle buluşacağız.
Canokanar istifa eden avukatın ismi Mustafa Kemal Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlığını yapmıştı bir dönem ve dün partiden istifa etti. Uzunca da bir istifa dilekçesi kaleme almıştı ve o istifa dilekçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasında bulunan 650 milyon liranın harcandığını, sorumsuzca harcandığını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı. Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir ifadesini kullandı. Bu yönde bir tepkisi oldu parti yönetimine. Diğer yandan bazı parti yöneticilerinin şahsi harcamalarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından karşılandığını iddia etti. Şöyle söyledi: bir zamanlar il başkanlığı, şimdiki zamanda genel merkez yöneticiliği yapan bir kısım kimselerin şahsi harcamalarını örgüt borcu gibi göstermek suretiyle genel merkeze açılan davaların partimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yargılama safhalarını takip ederek adli mercilerde kararlar alınmasına ve bu kararların Yargıtay tarafından onanmasına rağmen bir şekilde genel merkeze ödettirilmesi en büyük parti suçu olmasına rağmen bu kişilerin kendilerince gerçek partililere partililik öğretmesi ise en büyük zavallıktır cümlelerini kurdu. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalara neden olan bazı konularla ilgili de yine bir tepki dolu bir açıklaması vardı. 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi diyen il yöneticilerini, satılmış ordu diyen, Türk askerine lejyoner diyen, varlık nedeni olan Atatürk'ü Dersim katliamcısı gören vekilleri, Atatürk'ümüzün ebedi istirahatgahını külfet olarak görenleri, kefere Kemal diyen meczupları bünyesinde barındıran, netice itibariyle eline, beline, diline hakim olamayanları FETÖ-PDY yapısıyla direkt ve en direkt münasebeti olanları kabullenmek, Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bir parti haline getirilmesini kabullenmek, ilkelerim, benimsediğim değerler adına imkansız ve çekilmez hale gelmiştir diyerek işte bu sözlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti Can Okanar. İngiltere ve Fransa arasındaki Jersey adası krizi büyüyor. İngiltere hükümeti Fransa'nın adayı ablukaya alma tehditlerinin ardından bölgeye iki savaş gemisi gönderdi. Londra'ya gidiyoruz. Gelişmeler A Haber muhabiri Alparslan Düven'di. Can O'Connor, Fransa hükümetinin Brexit sonrası anlaşmazlıklar nedeniyle Jersey'nin elektriğini kesme tehdidinin ardından İngiltere söz konusu Jersey adasının ana limanında planlanan ablukayı izlemek için Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisini bölgeye gönderdi. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada Fransa ile balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'nin ana limanında planlanan ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisi gönderildiği kaydedildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı ve Fransız balıkçı teknelerinden oluşan bir filonun Jersey adasına doğru adeta çıkarma yapmak üzere hareket ettikleri belirtiliyor. Brexit sonrası balıkçılık hakları konusunda adanın ana limanını abluk altına almakla bazı sıkıntılar da ortaya çıkmış durumda. Zira İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada İngiliz kanalında Fransa'nın 14 mil yani 22 kilometre dışında yer alan Jersey adasına sarsılmaz destek sözü verdi. Altını çizmemiz gereken bir başka nokta da Can O'Connor, bugün yerel seçimler yapılıyor İngiltere'de ve bazı sosyal medya hesaplarında Başbakan Boris Johnson'ın çıkarmış olduğu bu krizin gerçek dışı bir kriz olduğu ve bir seçim yatırımı olduğu yönde bazı iddialar da var. Bunun da altını çizelim ve ciddi oranda tartışılan iddialar bunlar. Diğer yandan tabii özellikle Fransa tarafından gelen bilgilere göre bölgede yani Fransız balıkçılarından çok İngiliz gazetecilerinin sayısının daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu da seçimle bağlantı kurulabilecek başka bir gelişme olarak ifade ediliyor ve Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada Boris Johnson'ın herhangi bir ablukanın tamamen haksız olacağına ve donanma gemilerinin ihtiyati tedbir olarak konuşlandırılacağına inandığını belirtiliyor. Fransa'nın %95'i Fransa'dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey adasının elektrik arzını
kesme tehdidi Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin tarafından da yapılmıştı. Fransız Bakan Fransız Parlamentosu'na Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu kaydetmişti diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Kanuni sondaj gemisi ilk görev için demir aldı. Kanuni Karadeniz'de acaba hangi bölgelerde arama yapacak? Kocaeli'ne gidiyoruz, haber muhabiri Hakan Süer karşımızda. Evet Can Akınar, Kanuni sondaj gemimiz aslında bizim 3. sondaj gemimiz ve an itibariyle de Karadeniz'e açıldı. Hemen sonra cevap vereyim, nerede görev yapacak? İşte Sakarya gaz sahası içerisindeki Türk Ali 2. bölgesinde arama çalışmalarına an itibariyle başladı. Bilindiği gibi Fatih sondaj gemisi zaten Karadeniz'deydi, arama çalışmalarına devam ediyordu. İşte artık Kanuni sondaj gemimizde Karadeniz'de Sakarya gaz sahası alanında Fatih sondaj gemisiyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Biraz Kanuni sondaj gemisi hakkında da bilgi vermek lazım. Hemen teknik anlamda bilgi verecek olursak 42 metre uzunluğunda, 114 metre genişliğinde ve 12.200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor, oldukça önemli. İşte dünyada sayılı sondaj gemilerinden bir tanesi ki artık Türkiye'de ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladı. Bilindiği gibi 405 milyar metreküp doğalgaz bulunmuştu Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de. İşte 14 Kasım tarihinde Kanuni sondaj gemisi Zonguldak'ta bulunan Filos Limanı'na gelmişti. İşte kulelerin inşaatı vardı, tamamlanmıştı. Tüm bakım ve çalışmalar tamamlandı ve an itibariyle Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz'e açıldı ve bölgede Fatih'le birlikte doğalgaz arama çalışmalarına artık başladı ve biz de önümüzdeki günlerde Karadeniz'den yeni bir müjde bekliyoruz diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım Can Okanar. İstanbul Beyoğlu'nda temeli 4 yıl önce atılan Taksim Camii'nin açılışı ertelendi. Erteleme gerekçesi ve diğer gelişmeler haber muhabiri Melis Coşan'da. Yaklaşık 4 yıldır heyecanla beklenen Taksim Camisi'nde artık sona yaklaşıldı. Taksim Camisi'ndeki çalışmaların %99'u tamamlandı. Artık son işlemler yapılıyor. Tabii hızlı bir süreç olduğunu da söyleyebiliriz. Tam bir Taksim Meydanı'nın ortasında olan camide artık son zamanlarda işlemler ve çalışmalar hızlanmıştı. Tabii araya pandemi girmesiyle birlikte çalışmalara kısa bir ara verilmişti. Normalde Ramazan'ın son cumasında açılışın yapılması, yani yarın yapılması bekleniyordu ama açılışta eksikler tamamlanması için de kısa bir süreliğine ertelendi ama caminin yakın zamanda açılması ve tarihinin de belirlenmesini de bekliyoruz. Dediğimiz gibi tüm hazırlıklar yapıldı. Yerlere Kayseri'den gelen halılar döşendi en son olarak ve ayrıca avizesi de takılmış oldu ve her yeri, caminin her bir noktası mermerle kaplandığında aktaralım. Kısaca camiden de bilgi verelim. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak. Ayrıca caminin kapalı ibadet alanında 2250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılınacak kişi sayısı 2400, kadınlar için de 465 metrekarenin ayrıldığı bir yer olacak ve 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanı ise 700 kişi yine aynı anda namaz kılabileceğini de aktaralım. Dediğimiz gibi caminin her bir noktası mermerle kaplandığını söyleyelim. Artık son aşamalar yapılıyor. Son aslında düzenlemeler yapıldığını aktaralım ve yakın zamanda caminin de açılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. İzlanda'daki Yanardağ'da Gadalur adlı bir yanardağ. Bu yanardağda hareketlilik yaşanıyor. Volkanik patlamaları izlemek üzere bölgeye akın eden turistler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Lavlar geceyi aydınlattı. Turistler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı. Görüntüler İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda kayda geçti. Geldingadalur yanardağında hareketlilik yaşanıyor. Lavlar metrelerce yükseğe sıçradı.
Krater etrafında oluşan lav nehri gecenin karanlığını aydınlattı. O anlara şahit olmak isteyen onlarca turist bölgeye akın etti. Yanardağ etrafında toplandı. Turistler en iyi fotoğrafı çekmek için birbirleriyle yarıştı. Ağır ağır hareket eden lavlar bitki örtüsünü de yok ederek ilerlemeye devam etti. 19 Mart'ta Geldingadalur Vadisi'nde bir çatlak meydana gelmiş ve bölgedeki volkanik sistemler faaliyete geçmişti. Şu anda en az 6 farklı çatlağın bulunduğu bölgede volkanik patlamalar etkileyici manzaralar oluşturmaya devam ediyor. Saat başında devam edeceğiz. Saat 14, Ajans A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda, çünkü saniyeler içerisinde faiz kararı açıklanacak. O açıklama gelene kadar da ekonomist Belgin Maviş'le konuşacağız. Hoş geldiniz ajansa Sayın Maviş. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bir yandan gözümüz diğer ekranda, kararın açıklanmasını bekliyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Artacak mı, düşecek mi, sabit mi kalacak? Sabit kalacak. Zaten genel konsensus da bu yönde. Merkez Bankası toplantısı öncesinde hep bir tahminler alınır. Ve buradaki katılan ekonomistlerin tamamı neredeyse bu görüşte ve dolayısıyla da genel kanı bu. Çünkü bir önceki toplantıda Merkez Bankası karar metnindeki yapılan değişiklik sonrasında enflasyonda en yüksek seviyenin görülebileceği ve bundan sonra yavaş yavaş enflasyonda aşağı yönlü hareket ihtimaline karşı Merkez Bankası'nın %19 faizin üzerinde yeni bir faiz adımında bulunmayacağı beklentisi biraz daha ağırlık kazandı. Her ne kadar enflasyonda yukarı yönlü eğilimler devam ediyor olsa da Merkez Bankası'nın bu toplantısında daha çok küresel piyasalardaki gelişmeleri, özellikle Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerindeki değişimi ve gelecek olan açıklamaları takip edeceği bir bekle gör stratejisi izleyeceği kanaati hepimizin ortak fikri şu anda. Evet, bundan sonraki faiz kararının hangi yönde olacağı şeklinde bir kestirme yapmak mümkün mü? Şu andaki özellikle yıl sonu enflasyon hedeflerini Merkez Bu arada Bankası özür dilerim Belgin Hanım, %19'da sabit bıraktı biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi. O sorumu geri alayım ve hemen klasik klişeleşmiş soruyu sorayım. Sabit bırakılması kararını hangi kesimler olumlu karşılar, hangi kesimler olumlu karşılamaz? Bir, ikincisi de piyasalar nasıl etkilenecek? Burada özellikle faizlerin yükseltilmesi, ki geçtiğimiz gün IMF Başkanı Georgieva da bunu söyledi. Vergi artışları ve faiz artışı için aceleci olmayın, küresel pandemi henüz geçmiş değil dedi. Dolayısıyla bizim kronik enflasyonla mücadelemizde ve kur ataklarına karşı daha dayanıklı bir hale gelebilmemiz için Merkez Bankası bu senenin başından itibaren faiz adımlarını sıkılaştırmıştı. Çünkü enflasyonda gıda başta olmak üzere yukarı yönlü eğilim kurdaki yükselişle birlikte fiyatlamaları, yani daha doğrusu TL varlık fiyatlamalarını ciddi anlamda bozmuştu. Bu açıdan önden yüklemeli faiz adımları tabii ki iş dünyasının ister istemez radarına giriyor ve maliyetlerde, finansal maliyetlerde arttırıcı bir unsur olması da bu açıdan istenmeyen bir durum. Özür dilerim. Merkez Bankası da zaten burada kur ataklarının önüne geçmek, aynı zamanda da bu süreç içerisinde enflasyonla mücadeleye daha sıkı sarılmak adına bu adımları gerçekleştirdi. Benim kişisel görüşüm şudur ki Nisan ayında Merkez Bankası bir faiz indirir mi söylemleri vardı. Merkez Bankası'nın belki yılın ilk yarısında faiz konusunda farklı bir tutum içerisine girmeyecek, enflasyonla mücadeleye devam mesajının arkasında duracak. Ancak yılın ikinci yarısından itibaren küresel pandemide aşılama çalışmalarının hız verilmesi ve bununla birlikte o bulaşma riskinin ciddi anlamda düşmesiyle birlikte
yavaş yavaş Merkez Bankamızdan da enflasyondaki düşüşe bağlı faiz indirim adımları gelebilir. Ama bunun için henüz erken. Evet, hazır sizi bulmuşken tabii piyasaların mevcut durumu, ekonominin işleyişi ve kripto paralar ilişkisini de sormak istiyorum. Evet, böyle bir travma yaşanıyor son günlerde. Bunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Lütfen bu konudaki değerlendirmenizi ve uyarılarınızı da rica ediyorum. Tabii ki. Özellikle son kriptodan başlayayım isterseniz. En başından beri söyledim. Kripto para piyasaları organize bir çatı altında olmayan ve burada belki çok hızlı para kazanımı kadar aynı zamanda da paranın izini, paranızın izini süremeyeceğiniz için çok hızlı bir şekilde de para kaybedebileceğiniz ve asla bunu nerede bulacağınızı bilmediğiniz bir mecra. Dolayısıyla oldukça riskli ve son dönemde ülkemizde de buna benzer üzücü olaylar yaşandı. Dolayısıyla organize çatı, yani borsaların kontrolünde olmayan mekanizmalarda para kazanımı mümkündür ancak son derece risklidir ve bu konu cazibesini koruyor olsa da organize piyasalar başlığında kripto paralar toplanmadan bu konuda yatırım yapmamak en doğrusu olacaktır. Öte yandan burada baktığımız zaman insanların para kazanmak, reel getiriler anlamında parasını doğru yatırım araçlarına dağıtması, daha doğrusu riskini dağıtması önemli. Ve bu gözle baktığımızda küresel pandemi ortamı henüz devam ediyor. Ve bununla birlikte genişlemeci para politikaları sürdüğü sürece bu paranın sermaye piyasalarına akışı devam eder. Burada hem şirketler halka arz yoluyla finansman kaynaklarına erişimi hızlanır, hem de yatırımcıların getirilerinde ciddi yükselişler olur. Genel anlamda ekonomik çarkların işlemesi ve döndürülebilmesi için de şu anda hemen hemen tüm merkez bankaları genişlemeci politikaları bırakmıyor, bırakamıyor. Hatta iki gün öncesinde Yalın'ı hatırlayalım. Yalın'ın özellikle bu teşviklerin ekonomik aktivitede ısınmaya yol açması durumunda Fed'in faiz arttırabileceğine dair yapmış olduğu ima bile bir anda piyasalarda ciddi dalgalanmayı getirdi. Aslında bu bence bir nabız yoklamaydı. Eğer biz bugün faiz artışlarına geçersek ekonomik aktivite ve bununla birlikte fon akışı ciddi anlamda bir sorun yaratır mı, tıkanır mı noktasında bunun cevabını aldılar. Evet, faiz arttırımı için uygun bir zamanda değiliz. Ekonomide çarkların yeniden işlemesi için mümkün olduğunca kredilerin faizlerinin düşük olması ve bununla birlikte politika faizlerinin de düşük olması gereken bir dönem. Ve dünya şu anda fiyatlamalar açısından pandemiden kurtuluş ve bunun sonrasında hızlı bir yükseliş ticari faaliyetlerde artış olabilme ihtimalini bugünden hisse senetlerinde fiyatlamalara yansıtıyor. Yoksa hani bu kadar ağır bir pandemi dönemi, karantina, tam kapanma süreci yaşayan ülkelerde ekonomik aktivite ciddi anlamda düşük olacaktır. Ama bu bakıyoruz biz hisse senetleri piyasalarına hep bir yükseliş var. Burada da işte o iyimser beklenti halihazırda fiyatlanıyor. Ve bu açıdan bakınca krediler, kredi faizleri, politika faizlerinin düşük olması aynı zamanda ülkenin reel sektörünün maliyetlerini düşürerek fon kaynaklarına ulaşımının hızlandığı bir dönem diyebiliriz kısaca. Çok teşekkür ederim Sayın Maviş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Ekonomist Belgin Maviş de yorumlarını bizlerle paylaştı. Ajans devam ediyor. Ramazan ayında Filistinlilere müdahalesini iyice artıran İsrail polisi Batı Şeria'da bir çocuğu şehit etti. İşgal altındaki bir diğer nokta Doğu Kudüs'te de evlerinden çıkarılmak istenen Filistinliler kararı protesto etti. Polisin sert müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı. İsrail Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti. İsrail polisinin gerçek mermiyle vurduğu Filistinli genç hastaneye kaldırılmıştı.
Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin naaşının Filistin Kızılay tarafından teslim alındığı açıklandı. Diğer yandan Doğu Kudüs'te Filistinliler İsrail mahkemesinin ilhak kararına karşı yeniden sokaktaydı. 12 ailenin evlerinden çıkarılmasını onaylayan mahkeme kararı protesto edildi. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine tazyikli su sıktı. Grubun dağılmaması üzerine ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi bazı Filistinlileri darp etti, bazılarını da gözaltına aldı. Olaylarda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. İskoçya parlamento seçimleri için bugün sandığa gidiyor. Ancak bu seçimde sadece partiler değil, bir bakıma İskoçya'nın Birleşik Krallık'taki yeri de oylanacak. Uzmanlar ayrılıkçıların sandıktan zaferle çıkması durumunda bağımsızlık tartışmalarının daha da kızışacağı yorumunu yapıyor. İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılıyor mu? Bu sorunun cevabı parlamento seçimlerinin de bir numaralı gündem maddesi olacak. Sandıktan ayrılıkçıların zaferle ayrılması durumunda Birleşik Krallık'ta bağımsızlık tartışmaları yeniden alevlenebilir. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte bağımsızlık taleplerini daha güçlü bir şekilde duyuran İskoçya'da parlamento seçimleri 6 Mayıs'ta yapılacak. Ancak seçimlerde sadece siyasi partiler değil, ülkenin Birleşik Krallık'taki yeri de oylanacak. 129 üyeli yeni parlamento, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın dağılıp dağılmaması yolunda hayati role sahip olacak. 2014'teki bağımsızlık referandumunda Avrupa Birliği üyesi Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmaya oy veren ülkede durum Brexit'le değişti. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla beraber AB'den ayrılmak zorunda kalan İskoçya'da bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başladı. İskoçya Yerel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, yeniden AB üyesi olmak istediklerini ve ikinci kez bağımsızlık referandumuna gideceklerini defalarca dile getirdi. Partinin seçimlerdeki en büyük vaadi ise yeni bir bağımsızlık referandumu oldu. İskoç Ulusal Partisi Edinburgh adaylarından Catriona MacDonald, İskoçya'nın geleceğiyle ilgili karar bizim elimizde olmalı dedi. Bu hafta bağımsızlık yanlısı parlamenterlerin çoğunluğu elde etmesi durumunda Boris Johnson ve İngiliz hükümetinin bu demokratik seçime saygı göstermesini ve mümkün olan en sorunsuz ve en kolay şekilde referandum düzenlemek için bizimle birlikte çalışmasını umuyoruz. İskoçya'nın bağımsızlığının önündeki en büyük engel yeni bir referandum düzenlemek için yasa gereği İngiliz parlamentosundan izin alma zorunluluğu. Johnson liderliğindeki muhafazakar partinin 365 sandalye ile çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görünüyor. Ancak İskoç parlamentosu seçimlerini ayrılıkçıların kazanması durumunda daha da güçlenecek ayrılıkçıların alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Fransa'da 18 yaşından küçük çocukların başörtü takmasına yasak getiren yasa tasarısı ülkedeki Müslümanların tepkilerinin yükselmesine neden oldu. Sosyal medyada elini başörtümden çek etiketiyle çevrimiçi protesto başlatıldı. Yüzlerce kadın Macron yönetimine tepkisini dile getirdi. Fransa'da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi büyüyor. Laik değerleri güçlendirmek bahanesiyle 18 yaş altındaki kızların başörtüsü takmasını yasaklamayı içeren ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısındaki değişikliğe karşı protesto başlatıldı. Sosyal medyada elini başörtümden çek sloganıyla gerçekleştirilen protestolara birçok yerden destek geldi. Yüzlerce kişi paylaşımlarıyla baskıcı Macron yönetimine tepkisini dile getirdi. Ça va? Ça va? Ça va?
Olimpiyatlarda başörtüsüyle yarışan ABD'li İttihat Muhammed de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tasarıyı eleştirdi. Fransa'da ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısına okul gezilerinde çocuklarına refakat eden annelerin ve 18 yaş altındaki kızların başörtüsü takmalarını yasaklayan maddelerin eklenmesi onaylanmıştı. Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden olan yasanın yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in onayı gerekiyor. Fransa 2004 yılında devlet okullarında başörtüsü takılmasını, 2010 yılına kadar sokaklar, parklar, toplu taşıma araçları ve idari binalar gibi halka açık yerlerde peçe takılmasını yasakladı. İtalya ve Almanya, Avrupa'nın en büyük mafya organizasyona yönelik baskınları konuşuyor. Onlarca gözaltı var. İtalya'ya gidiyoruz. Ayrıntılar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'da. Can, teşekkürler. Evet, demin de belirttiğiniz gibi İtalya'nın en köklü ve en büyük mafya organizasyonu, Avrupa'da da oldukça etkili olan 'Ndrangheta'ya yönelik yapılan operasyonla, İtalya ve Almanya işbirliğiyle yapılan operasyon sonucu 31 kişi tutuklandı. 65 kişinin bağı olduğu bu operasyona yaklaşık 800 güvenlik birimi katıldı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı ve Avrupa Birliği Yargısal İşbirliği Ajansı koordine ettiği bu operasyonda mafyanın özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu belirttiler. Tabii diğer yandan bu mafya aslında tanınmış ve bilinen bir mafya. Uzun yıllar Avrupa'da uyuşturucu trafiği yapıyor. Bunlardan bu ülkelerin başında gelen yerler ise İspanya ve Hollanda başta olmak üzere diğer ülkelere de kokain ticareti yaptığı kaçınılmaz bir gerçek. Ancak uzun yıllar mücadele edilmesine rağmen bunun önüne pek geçildiği söylenemez. Diğer yandan buna benzer operasyonlar yine 2018'de ve 2020-2021'de yapılmıştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınmış, tutuklanmış ve soruşturma başlatılmıştı. Diğer yandan mafya ile yine bağı olan siyasi ve polislerin de olduğu bir operasyon yine en son 2021 yılında ayları başında gerçekleştirilmişti. Evet, Avrupa'nın en büyük mafya operasyonu, diğer yandan 31 kişi tutuklandı Almanya ve İtalyan işbirliğiyle. Bakalım bu gelişmeler nasıl sona erecek? Biz yine birlikte olmak dileğiyle diyorum. Aktaracağım notlar bunlardı. Söz sizde. Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika ülkeleriyle ilgili olarak önümüzdeki 6 ay için kıtlık uyarısında bulundu. Kuraklık beklentisine de dikkati çeken örgüt, 31 milyon kişinin risk altında olduğunu duyurdu. Afrika'nın batısı kıtlıkla karşı karşıya. Lagos ikliminin görüldüğü bölgede en fazla yağış Haziran ayında yeryüzüyle buluşuyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, özellikle Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkeler için yıl sonuna kadar tehlike uyarısında bulundu. Bu ülkelerin yaşanacak kuraklık nedeniyle benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Örgüt ayrıca kuraklıktan 31 milyon kişinin etkilenmesinin beklendiğini duyurdu. Gelecek 6 ay için gıda temini vurgusu yaptı, gıdalar için gerekli olan ödemenin ise 717 milyon dolar olduğunu belirtti. İzmir, Çeşme'de kaçak villa ve İstanbul Kadıköy'de iskansız dubleks daire skandallarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şimdi de haraç yazışmalarıyla haber oldu. İddiaya göre Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davalarıyla akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanından tahsil etti. Kaçak yapılarla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu bu kez haraç iddiasıyla gündemde. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'yle yaptığı para alışverişleri sosyal medya yazışmalarıyla belgelendi. Bu kamunun parası. Yani senin param, benim param, yetimin parası, doğmamış çocuğun parası. Sabah gazetesinin ulaştığı yazışmalarda Erdoğdu hakaretleri yüzünden açılan tazminat davalarının faturalarını belediyeye ilettiği görüldü. Açık hesabımı akademisyenler için kullandım. Şimdi icra başlatıyorlar ifadeleri yer aldı.
Bugün de gazetede yazdık. Şimdi bu bizim bahsettiğimiz iddialarla ilgili Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkanı, şimdi kendisi Amerika'da. Ben kendisini Amerika'da da WhatsApp üzerinden buldum, konuştum. Bu iddiaları sordum kendisine. Kendisi gülücük atarak siyaset zor iş deyip şey yaptı. Bu WhatsApp yazışmalarında ismi geçen belediye başkan yardımcılarıyla da konuştum. Hepsiyle konuştum. Şimdi orada zaten çok açık her şey, diyor ki ben diyor işte akademisyenlere ödeme yapmamız lazım, ne yapalım diyor. İşte millete de az önce bahsettiğim başlarken hakaret edip hakkında dava açıldığı zaman bu davaların tazminatlarını belediyeye ödetmiş. Belediye ödetmek için de belediye başkanına bu şeylerin icradan gelen dosyaların belgelerini belediye başkanına atmış. Yardım et başkanım diyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun mal varlığı da oldukça dikkat çekici. İşte 4 çocuklu sobalı evden çıkan Aykut Erdoğdu'yum demişti. Şimdi sobalı evden çıkan Aykut Erdoğdu 7-8 senede olağanüstü bir değişim yaşadı. İşte Çeşme'de şu an değeri 2,5 milyon olan bir villa satın alıyorsun. İşte Kadıköy Osmanağa'da dairem var. İşte şimdi en son Moda'da full deniz manzaralı Lebiderya dubleks 176 metrekare bir daire alıyorsun. Bunları nasıl alıyorsun? Milletvekili maaşıyla mı aldın? Yoksa başka bir yöntemle mi aldın? Hani bunu yani bir özel bir neden, özel bir yöntemi varsa bunu da bize söylesin. Hadi biz de böyle bu yöntemlere falan en azından ikna olalım. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki CHP'li belediye bir kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktı. İhaleyi 13 milyon liraya alan inşaat şirketi 2 aydır tek bir çivi bile çakmadı. İlçede mıcır ihalesi tartışması alevlendi. Çok yüksek bir miktar. Kuşadası'nda şaibeli mıcır ihalesi tartışmalara neden oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki CHP'li belediye bir kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktı. İhaleyi yaklaşık 13 milyon liraya bir inşaat şirketi aldı. İddiaya göre 750 bin ton mıcırın üretileceği taş ocağı işte burası. Kuşadası Belediyesi'nin yer teslimi yaptığı tarihin üzerindense neredeyse bir ay geçti. Ancak gördüğünüz gibi buraya herhangi bir çivi dahi çakılmadı. Şu an itibariyle belirtilen maden sahasında, taş ocağında herhangi bir faaliyet de yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken Kuşadası Belediyesi'nin 13 milyon liralık mıcır ihalesi tepkilere neden oldu. Kuşadası Belediyesi'nin tartışmalı mıcır ihalesiyle ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise buradan tek bir mıcır tanesinin belediyeye teslim edilmemiş olmasına rağmen belediyenin şirkete hak ediş parası ödediği iddiası yönünde. Bu soru da yanıt bekleyen sorular arasında. Öte yandan 750 bin ton mıcır buhar mı oldu? İşte Kuşadalılar bu sorunun yanıtını da bekliyor. Yani bu konuda da biz belediye başkanından açıkçası bir açıklama bekliyoruz. Deniz salyası yani müsilaj su altındaki canlıları tehdit ediyor. Akdeniz'de de görülmeye başlanan deniz salyası Marmara bölgesinde tehdidini her geçen gün artırıyor. Bursa Mudanya'da binlerce balık telef oldu. Yüzlerce tekne deniz salyası içinde mahsur kaldı. Halk arasında deniz salyası olarak biliniyor. Bilimsel ismi müsilaj olan bu kirlilik Marmara'dan sonra Türkiye'nin denizlerine dalga dalga yayılıyor. Akdeniz'de görülmeye başlayan deniz salyası Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyılara vurdu. Etrafa pis kokular yayan bu yapışkan tabaka vatandaşları da tedirgin etti. Marmara bölgesinde ise etkisini her geçen gün artırıyor. Burası İstanbul. Kıyı şeridini kaplayan deniz salyası balıkçıların denize açılmasını da olumsuz etkiliyor. Deniz salyası Kocaeli'de su altından görüntülendi. Deniz altına çöken müsilaj sisli bir görünüme yol açtı.
Müsilaj, deniz yüzeyinde yol açtığı zarar kadar su altındaki canlıları da tehdit ediyor. Denizlerin çöpçüsü olarak bilinen midyeler, müsilaj nedeniyle zarar gördü. Haliyle bu durum, denizdeki kirliliği de artırdı. Aylardır balıkçıları olumsuz etkileyen deniz salyası Bursa'nın Mudanya ilçesinde de görüldü. Denizden kötü kokular yükseldi, tekneler limanda mahsur kaldı. Deniz kahverengi tabakaya büründü. Su altındaki canlılara zarar veren müsilaj nedeniyle bir su samuru kıyıya vurdu. Denizde bulduk, buraya vurmuştu pislikten. Bu normalde her sene olan bir şey ama bu kadar çok olmuyordu. Ben yani 37 yaşındayım, hiç Mudanya'da ben böyle bir şey görmedim yani. Gemlik ilçesi Nardı sahilinde de binlerce balık oksijen yetersizliği sebebiyle telef olup su yüzüne çıkmıştı. Aydın Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle kuruyor. Çiftçiler bu durumdan kaygı duyuyor ve İzmir'e gidiyoruz. Haber muhabiri Gamze Elçi ile konuğu karşımızda. Evet, içler acısı bir görüntü var maalesef. Burada Menderes Nehri tam 584 kilometre uzunluğunda Ege Denizi'ne kadar uzanıyor. Aydın'ın tüm ovalarını besliyor. Sofralarımıza gelen o bütün ürünlerimizi besleyen nehir şu an artık kırmızı alarm veriyor maalesef. Ve durumu şimdi gösterecek kameraman arkadaşım da konuğumdan alacağız yanıtları. Hoş geldiniz yanımıza. Çok kötü gerçekten. Neden böyle oldu? 2020 yılının son aylarında yağışların az olması, 2021'de de yağışların olmamasından dolayı nehrimiz maalesef bu hale gelmiş. Barajlarımızda da su yeterli olmadığından, baraj kapakları da açılmıyor şu anda. Yani nehir bu hale geldi. Yani yazık. Yani bu nehir kurumaması lazım. Yani burada tabii ki biz çiftçi olarak öncelikle kendi üretimimizi düşünüyoruz ama burada yani yüzlerce çeşit yaşayan hayvanlar var veya bu canlı var. Balıklar, ya ben 53 yaşındayım burada, benim boyda balık yakaladık, balıklar var yani bütün çeşitler burada. Şu nehir kurumaması lazım. Geçen sene buradaki su miktarı ne kadardı? Şu anda bulunduğumuz bölgeyle yukarıdaki yer en azından 2,5 metre, 3 metre su vardı burada. Geçen yıl aynı mevsimde. Yani bu mevsimde kuruması yani hiç görülmemiş. Yani olabilir Ağustos aylarında, Temmuz aylarında. Bu hale değil de burada bir metre, işte yarım metre suya düştüğü zamanlar oldu. Ama bu halde daha hiç olmamıştır. Yani gerçekten bu tehlike çanları çalıyor bizim Aydın çiftçimiz için. Peki siz çiftçiler olarak nasıl bir çözüm buldunuz? Galiba setler oluşturmuşsunuz değil ya, mi? Ya set oluştursak şimdi burada ben seti oluşturdum, ben suyumu aldım. Ama arkamdaki arkadaş, yani şu gördüğünüz Söke Ovası'na uzanan, oradan denize giden, yani buradaki bütün tarımsal alanlar sulanması lazım. Nereden? Suyunu buradan temin edecek. Ama bu şekilde suyu görüyoruz. Ama bir üretmek için bir çaba gösteriyoruz. Yeraltı suları ne kadar gider? Herkes artçen çakma devam ediyor. Tedirgin. Tedirgin. Aslında biz buna devlet su işlerinden bekleriz. Yani biz burada devlet su işlerine beğen veriyoruz ki ben 50 dekar 100 dekar tarla sulayacağım diye. Evet. Yani keşke bir pompa falan çaksa devlet su işleri. Bu da bir çözüm olacak. Çözüm belki. Yani bireysel değil de devlet su işlerinin yapması bu işe daha iyi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İllaki bir çözüm bulunacaktır. Bakın şu an yürüdüğüm yer, biraz da dolaşmak istiyorum. Burası Menderes Nehri'nin aktığı, döküldüğü yer normalde. Ancak şu an ben sanki bir yolda yürüyormuşum gibi. Bakın bir, yani tamamen toprak artık burası. Bir kumsala andırıyor. Eski halinden eser kalmadı. Normalde burada geçen sene bu mevsimde, yani bu ayda, tam da belki bu tarihlerde 2,5-3 metre uzunluğunda, yükseklikte daha doğrusu su vardı. Ama şu an gördüğünüz gibi su sadece şu kadarcık kenarda, çok az kalmış durumda. Onun da yüksekliğinin zaten çok yüksekte olmadığını görüyoruz. Ve maalesef çok az su var. Şu an artık burası çölden farksız bir görüntü veriyor. Bu tarafa dönersem derinlik daha iyi olacak belki. İşte oradaki eski Menderes Nehri'nden artık eser yok maalesef. Bir çölden farksız ve tabii ki çiftçiler de çok tedirginler. Artık Menderes Nehri'nde kırmızı alarm verilmiş durumda. İnşallah bir çözüm olur ve inşallah bu kuraklık sona erer diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Rize İyidere Lojistik Limanı projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın İyigün, bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi. İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden ham madde üretim izni alındığını da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi. Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor. İyigün, İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden ham madde üretim izni alındığını belirterek, taş ocağı için çevresel etki değerlendirme raporunun da bulunduğunu vurguladı. 10 adet taş ocağı için yapılan incelemede bu ocakların ham madde kalitesi, yoğunluk değerleri şartname kriterlerini sağlayamamış olup, rezervi sağlayan İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ham madde üretim izni alınmıştır. Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi gereken tüm tedbirlerin alındığını dile getiren İyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin kontrol altında tutulacağını ifade etti. Proje hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak. Projenin işletmeye açılmasıyla ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8000 kişinin de dolaylı olarak istihdam edilecek. Artvin'de havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 10 gün önce Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan 16 yaşındaki Emre Selim Geçici'nin köyünde çalışma başlattı. Vatandaşları da keneye karşı uyardı. Artvin'de koronavirüsün yanı sıra Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığıyla mücadele başlatıldı. Havaların ısınması kene vakalarında artışı da beraberinde getirdi. Köyümüzde bu kene vakası maalesef çok yoğunlukta görülmekte. Sürekli bu mevsimlerde işte insanlarımız kene vakasından dolayı rahatsız olup hastaneye gitmektedir. Ardanuç ilçesinde 16 yaşındaki Emre Selim Geçici ateş, halsizlik, kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuş, Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulmuştu. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu kritik olan Emre Selim Geçici'den günler sonra iyi haber geldi. Kene vakasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Geçici'nin yaşadığı Peynirli Köyü'nde çalışma başlattı. Köy etrafında afişler asan yetkililer hayvanları keneye karşı ilaçladı, vatandaşlara kene çıkarma aparatları ve bilgilendirme broşürleri dağıttı. Genelde işte bahçeye giden de örneğin ben çizmelerimi giyiyorum, pantolonun üzerine çorapları çekiyorum. Tamam mı? Geldiğimiz zaman evde elbiseyi çıkarıp silkeliyoruz ki üzerimizde kene falan olmasın diye. Önümüzdeki pazar Anneler Günü. Bu özel gün için Antalya'da çiçek mezatı düzenleniyor. Şimdi o noktaya gidiyoruz. Karşımızda haber muhabiri Yasin Anzerli ve konuğu var. Anneler Günü'ne çok kısa bir süre kala kesme çiçek üretiminin merkezlerinden biri Antalya'dayız. Ve tabii yoğunluğun da başladığını söyleyelim. Şu anda üreticinin mahsulü o güzel rengarenk çiçekler şu anda esnafla, tüccarla buluştuğu o mezattayız. Yani ihalelerin olduğu o noktadayız. Tabii ekranlara da getirdiğimiz gibi şu anda yoğun da bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda o rayın üzerinde çiçekler giderken bir yandan alıcılar fiyatlandırmayı yapıyorlar. Tabii daha detaylı bir bilgi de alacağız. Cengiz Bey kolay gelsin diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şu anda ihaleler başladı. Başladı. Bir haftadır bir yoğunluğumuz var anneler mezatlarında, anneler gününden dolayı. Evet. Bir haftadır yoğun bir çalışma içindeyiz. Görüyoruz, içinde. Sıralar hemen hemen dolu diyebiliriz. Tabii bir evet, mesafeye de uyuluyor. Mesafeye uyularak müşterimiz yoğun şu sıra. Şu anda çiçeklerin raydan geldiğini görüyoruz. Nasıl bir sistemle çalışıyor burası, onu da dinleyelim. Sabah üreticilerimiz çiçeğini kestikten sonra depoya getirirler. Depoda kura çekilerek sıraya konur ve sıraya konduktan sonra mezat müşterilerimiz geldikten sonra ihalemiz başlar.
çekilen kuraya göre sıra sıra çiçeklerimiz satışa sunulur. Tabii burası önemli bir merkez Antalya kesme evet. çiçek üretiminde. Türkiye'nin birçok noktasına gidiyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Çevre illerden gelen dükkancılarımız var. Antalya ili ve çevresinden. Aynı zamanda toptancı arkadaşlarımız da var. Toptancılar sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına çiçek dağılmaktadır. Hemen şunu da soralım. En fazla giden ürünler ki şu anda gördüğümüz evet. o beyazlar, gerbera, beyaz renkliler. Gerberalar. Bunlardan da çok görüyoruz. Yoğun gidiyor şu sıra. Ondan sonra cipsofillamız var, karanfilimiz var. Olmazsa olmaz. Gülümüz tabii ki. Annelerimize sunulmak üzere buradan satışımız devam etmektedir. Ben biraz daha ilerlemek istiyorum o noktaya. Orada bir hanımefendi var. Buradan gelen ürünleri mi söylüyor diyebilir miyiz? Gelen ürünlerin ihalesini satışa sunuyor. 212, 4 demet. Burada adet sayılarını söylüyor, hangi ürün olduğunu söylüyor. Kalitesi hakkında bilgilendiriyor. Ona göre de taban fiyattan veya normal bir standart fiyattan fiyatı açar. Arz talebe göre artar veya düşer fiyatlar. Son olarak tabii o noktada da alıcılar istifleniyor, alıcıların çiçekleri ayrılıyor. Evet. Şunu da soralım hemen kısaca biraz fiyatlara da söyleyecek olsak. Mesela gül şu anda ne kadardır ya da en fazla giden birkaç ürün? Valla şu sıra normal diyebiliriz fiyatları. Yani borsa arz talebe göre her zaman fiyatlar değişir burada. Sabit bir fiyat söylemek zor. Yani 5 liraya da var, 3 liraya da var, 1 liraya da var, 50 kuruşa da var. Çiçeğin kalitesine, boyuna göre fiyatlar değişmektedir. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Evet, anneler günü öncesinde o yoğunluğun olduğu noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki çiçekçiler ve çiçek mezatı diyelim. Ve şu anda o durumu da ekranlara getirdiğimizi söyleyerek sözleri Antalya'dan sizlere bırakalım. Başta ünlüler olmak üzere birçok vatandaşın Instagram hesaplarının çalınması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarının korunması için alınması gereken tedbirler konusunda uyardı, yapılması gerekenleri de paylaştı. Sosyal medya hesaplarınızı korumak için güçlü parolalar kullanın. Güvenilmeyen kablosuz ağlara kesinlikle bağlanmayın. Başta ünlü isimler olmak üzere birçok vatandaşın Instagram hesabının çalınması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti. Siberay programının sosyal medya hesapları üzerinden güvenli Instagram kullanımına ilişkin vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Hesabın çalındıktan sonra kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılıkların yaşanmaması için atılacak adımlar tek tek sıralandı. Öncelikle Instagram hesapları için iki adımlı doğrulama kullanılmalı ve güçlü parolaya sahip e-posta tercih edilmeli. Güvenilmeyen kablosuz ağlara bağlanmamalı. Başkasına ait telefon ve bilgisayar üzerinden hesap oturumu açmamalısınız. Hesabınızın çalınmaması için en kritik önlemlerden bir tanesi ise güçlü parola kullanmak. Instagram hesabınıza parola seçerken en az 8 karakterden oluşmasına dikkat edin. İçinde büyük ve küçük harflerle özel karakterleri mutlaka kullanın ve parolanızı kimseyle paylaşmayın. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden pandemi desteği adı altında oluşturulan sahte sitelere karşı da uyardı. Türkiye'de yeni nesil kodlama yolculuğu başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekol 42 adı verilen kodlama sisteminin başvurularının alınmaya başlandığını, Temmuz'da ilk öğrenci grubuyla ön eğitimlerin yapılacağını bildirdi. 750 bilgisayar kapasiteli iki okul, yazılımcı olmak isteyen gençler için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye, COVID-19 önlemleriyle hayata geçecek olan Ekol 42 kodlama sistemiyle yeni bir döneme giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ekol 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını açıkladı. Üstelik ilk ders zili de Temmuz'da çalacak. Ön eğitimler yaz aylarında başlayacak. Proje öncesi bir dizi hazırlık yapıldı. Bakan Varank'ın imayelerinde Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜRSİDE ortaklığında bir platform kuruldu. Platformda 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve topluluk katılımda bulundu.
Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi, ilk etapta yenilikçi modeliyle dikkatleri üzerine çeken Ekol 42'nin Kocaeli ve İstanbul Bilişim Vadileri olmak üzere iki yazılım okulu açılmasına karar verdi. Bu yazılım okulları Türkiye'den ilk örnekler olacak. Okullar 7 gün 24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek. 42 müfredatında ilk olarak öğrencilere temel programlama kavramları ve C dilinin temel özellikleri öğretilecek. Öğrenciler sonraki aşamalarda nesne yönelimi programlama, mobil işlevsel programlama, web güvenliği, tersine mühendislik, kötü amaçlı kod gibi pek çok alanda uzmanlık isteyen çalışmalara katılacak. Okullara başvuruların başladığını ise Sanayi Bakanı Mustafa Varank sosyal medya üzerinden duyurdu. Beklenen gün geldi diyen Varank, yeni nesil kodlama yolculuğunun başladığını müjdeledi. Yazılımcı olmak veya kodlama yeteneklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üstü herkes, www.42istanbul.com.tr ile www.42kocaeli.com.tr adresleri üzerinden başvuru yapabilecek. Web sitelerinden yapılacak ön kayıt sonrası çevrim içi teste geçenler okulun tanışma toplantısına davet edilecek. Temmuz'da başlayacak 4 haftalık ön eğitimi başarıyla tamamlayanların kesin kaydı yapılacak. Kayseri'de yaşayan Alperen Aslan'ın gözüne 2019 yılında kurşun kalem saplandı. Sağ gözünde %80 görme kaybı olan minik Alperen'in tek isteği tedavi olabilmek. Gözlükle idare ediyordu. Gözlükle görmesi de bitti şu anda. Hani nakil diyor doktorlar. Minik Alperen'in kurşun kalem saplanan gözünde %80 görme kaybı oluştu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Alperen Aslan'ın 2019 yılında başına talihsiz bir olay geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisinin gözüne sınıf arkadaşının yaptığı şakada kurşun kalem saplandı. O anda öğretmenim gördü. Öğretmenim arkadaşıma kızdı. Sonra gözümü yıkamaya çalıştılar. Sonra pamuklar almaya çalıştılar. Sonra işte hastaneye gittik. Yetişemedik, öyle oldu. Minik Alperen'in gözündeki kurşun kalem parçaları gözü tamamen kaybetme tehlikesi nedeniyle alınmadı. Ameliyattan sonra gözündeki kalem kurşunları alabildiğin kadar aldılar. Geri kalanı maalesef alamadılar. Ve ameliyat sonrasında ve bunlar çocuğun gözünde 80 görme kaybı olduğunu söylediler. Yarım saatte bir damla kullanmak zorunda olan Alperen'in tek isteği bir an önce tedavi olmak. Yani yapan çocuk olsun, ailesi olsun, hiç mi vicdanınız yok? Yani hani bu çocuk yarım saatten fazla derse katılamıyor. Sürekli bu çocuk gözüne yumruk atıyor. Psikolojik tedavide görüyor şu anda. İkimiz psikolojik olarak çok berbatız. Rize'de kamyonet bulamayan yaylacı buzağlarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı. Manisa'nın Salihli ilçesinde ise ayakları yanan flamingonun yeniden yürüyebilmesi için protez bacak geliştirildi. İki düveyi aracında böyle taşıdı. Görüntünün adresi Rize'nin Ardeşen ilçesi. Mehmet Yıldız henüz 1 yaşındaki iki düvesini yaylaya götürmek istedi. Hayvanlara özel kamyonet tutmak istemeyen Yıldız, çareyi kendisine ait aracın arka koltuklarını yatırıp düveleri oraya yerleştirmekte buldu. Güzel işte bak, aferin. Bu görüntü ise Manisa'nın Salihli ilçesinden. Vatandaşlar tarafından boş bir arazide yaralı flamingo bulundu. Flamingoyu İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker sahiplendi. Ayakları yanan flamingonun ilk olarak tedavisi yapıldı. Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Yani ayak bölümündeki büyük derisinde parçalanmalar vardı. Ardından Kocamaz flamingonun yürümesi için aparat geliştirdi. Buna zarar vermeyecek şekilde bir hortum geldi. Hortumdan ayağını açık, onun o perdeli ayak yapısına uygun bir yapı oluşturarak ve bunu uyguladım hemen. Bartın'da ormanlık alanda kaybolan 82 yaşındaki Hüseyin Eray için harekete geçildi. Eray 56 saat sonra evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında otururken bulundu. Amasya'nın Merzifon ilçesinde Somer Baran, yarım asırdan beri yorgancılık mesleğini icra ediyor. İşte ekmeğimizi bu meslekten kazandık. 58 yaşındaki Baran, mesleğe 8 yaşında yorgancı ustasının yanında başladı.
bu mesleğin devamı yok. Yani biz iki kişi kaldık mezunfonda. Osmaniye'de ise dere yatağına düşen Türk bayrağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Şehit Mehmet Allaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi'ne Türk bayrağı düştüğünü gören bir kişi durumu bildirdi. Tarhan'ın talimatıyla mahalleye giden itfaiye ekibi Türk bayrağını dere yatağından çıkardı. Bayrak temizlendikten sonra itfaiye müdürlüğüne götürüldü. SpaceX'in Mars uçuşlarında kullanmayı hedeflediği Starship kalkışın ardından ilk defa patlamadan iniş yaptı. Blue Origin şirketi ise uzay manzarası izlemek isteyenlere yönelik ilk biletini açık artırmaya çıkardı. Uzay keşfinde iki önemli gelişmeye imza atılıyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in roket prototipi 5. denemede başarılı oldu. Şirketin uzaya insanlı uçuş için geliştirdiği Starship roketi ilk defa patlamadan başarılı bir iniş yaptı. Texas'tan fırlatılan SpaceX roketi yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıktı. Kalkıştan 6 dakika sonra platforma dikey şekilde yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Yere indikten sonra prototipin alt tarafı alev aldı. Ancak yangın kısa sürede söndürüldü. Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'de ilk uzay uçuşu için açık artırma başlattı. Uzaya giden turistlerden biri olmak istiyorsanız bileti açık artırmayla almanız gerekecek. Şirket New Shepard roketiyle 20 Temmuz'da ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirecek. Ajans'tan bugünlükte bu kadar. Saat başında Banu ile sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esen kalın.